Sezar'ın top oyunu arkadaşlar. İnanılmaz oyuncu bu koca oğlan. Sezar hani topun? Hani oğlum? Hani paşam? Atsana bir coşkun abi topu. Allah'ım senin suratını yerim. Senin suratını yerim. Duruşunu yerim. Maşallah maşallah. Sezar hu hu. Al top burada. Attım. Hoppa. Al gel. Al gel onu bana. Nerede hani? Nerede paşam? Gözü de korsan göz yalnız. Topu nereye gitti? Topu alamayınca bırakıyor. Evet. Bunlar kibar devlerdir. Yani özellikleri naif, zarif ve görüntülerinin tam aksine inanılmaz yumuşak köpeklerdir. Ne? Aynen öyle. Aynen öyle. Evet, çok zarif, yumuşak. Allah mülayim. Duruşun yerim senin. Koca oğlan. Arkadaşlar, köpeklerden korkan arkadaşlar varsa kesinlikle Danua ile tanışmalı. Çünkü binde biri çıkar Danua'nın sert, agresif olanı. O da yetiştirilme tarzıyla alakalıdır. Bebekken yaşadığı muameleyle ve tabii ki asosyal yetişmesiyle alakalıdır. Bu ırklar sevgi doludur, çok kibardır, çok zariftir, çok yumuşak başlıdır. Ve dünyada da bilinen lakapları kibar devlerdir. Nazik devlerdir ya, bu şekilde. Danualar, yetişkin erkekler 76-79 santim arası. Dişileri yanlış hatırlamıyorsam 74-76 santim olması gerekiyor. Kısa tüylü, parlak gözler ve parlak tüylere sahip olurlar. O yüzden bir de kemiksel problem yaşama ihtimalleri çok yüksektir. Çünkü bir anda gelişiyorlar, bir anda büyüyorlar. O yüzden kesinlikle danualar geniş alanda gezebilmeli, tıpkı kangallar gibi. Dolayısıyla da bol bol gezebilecekleri alanlar, ama çok aşırı egzersizden de uzak tutmak gerekiyor belli bir yaşa kadar. Kalsiyum ağırlıklı yiyecekler verilmesi gerekiyor. Daha bizim oğlan küçük, 7 aylık. Büyüyecek, daha çok gelişecek. Şimdi onu bugün çiftliği gezdiriyoruz. Diğer hayvanlarla tanıştırıyoruz. Attan korktu mesela, at ondan korktu. Çok komik bir görüntüydü. Bunların estetik kulaklı olanları da oluyor. Sipsivri kulaklar oluyor. Çok güzel gözüküyor bence. Böyle daha sevimli, şapşal bir görüntüleri oluyor. Allah'ın tüpü bak, kendinden geçti çocukun abi. Gözü yukarı kayıyor. Harika oyunlar genelde böyle üç renkli oluyor. Gri, beyaz ve siyah tonlarında oluyorlar. Dünyanın en büyük köpek ırkları olarak birinci sırada gelirler. Hatta Guinness Rekorlar kitabına da girdi. İsmi neydi o köpeğin? İşte aklımda kalmıyor ki. Bir 12 omuz kanlık. Zeus muydu? Çok iri bir köpek. Tabi iri olduklarından dolayı çok uzun ömürlü olmuyorlar arkadaşlar. 8 maksimum o da. Hani 8-10 sene. Ama küçük ırklar 15 sene. İyi bakılırsa 17 sene. Abi tüy dökülmesi çok normal. Hani mevsimsel, bir de tabii ki bizden önceki yerde neydi ne işini bilmiyoruz. İnşallah toparlanacak. Annem, oğlum, koca oğlum. Bana mı geldin sen? Seni ben yerim. Seni ben yerim ya. Şimdi daha kucak verecek bana. Sezar, gel buraya çabuk. Tatlı Sezar. Hem çocuklarla hem diğer ırklarla da arası çok iyi bu arada. Evet sevgili arkadaşlar, herkese tekrar mutlu pazarlar. Hoşça kalın, bay bay.